Selamlar arkadaşlar. Tekrar başlıyoruz. Ben hemen full screen'e geçeyim. Genelde zaten hızlıca kendimi tanıtma bölümünü geçip konuyu anlatmaya giriyordum. Yine öyle yapmıştım. Çok fazla yani bir 5 dakikalık, 5-10 dakikalık bölümü tekrar anlatacağım. O açıdan sıkıntı yok. Anlatmayı da seven biri olarak umarım bugün size faydalı şeyler anlatıyor olacağım. Şimdi ben User Spots for UX'in kurucusuyum. Hoş geldiniz tekrar Mustafa ben. Ve hani bir tasarım şirketi kurmadan önce daha çok işin kodlamadan ziyade web nasıl çalışır keşfettikten sonra webde parçaları nasıl birleştirebilirim'e çok ciddi kafa yormaya başlamıştım. Hatta bunlara mashup adını veriyorduk ki hatta mashup diye birçok şey de üretiyordu kişiler. Yani bir yapıyı başka bir yerdeki yapıyla birleştirerek yeni bir yapı ortaya koymaya o koyma ile ilgileniyordum. Hatta apidunyası.com diye de bir blog açmıştım. Yani şöyle örnekler verebilirim. İşte Reuters'in bir metin tagleme tool'u var. Siz oraya bir haber gönderiyorsunuz. Size haberin içindeki tagleri atıyor. İşte bu Barack Obama ile Irak'la alakalı vesaire diye. Ben işte CNN'den, BBC'den RSS'le haberleri alıp ona atıp sonra da bir tane tag cloud yapıyordum. Şu an tüm dünya neleri konuşuyor vesaire diye. Ya, internetten kazandığım ilk para da açıkçası bir Google Maps API ile bir harita üzerinde Soccer Map diye bir işte internet futbol sitesinden puan durumlarını alıp harita üzerinde gösterdim. Ve bir gün PageRank'i 8 oldu bu sitenin ve benden 500 dolara satın almak istediler bu siteyi. Ben de hiç pazarlığa da girmemiştim hani çok naifçe bir şekilde 500 dolara satmıştım. Aslında kodlamayla ve mashup yapmayla ve API'larla olan ilişkim biraz buradan başlıyor. Şimdi bugün size de bir mashup yapacağım. Aslında iki tane konsept var. Bu iki konsepti beraber anlatacağım size. Konseptlerden biri no code, diğeri ise tasarım araştırması. Bu noktada şimdi hızlıca şey de yapmak istiyorum. Sesimi, okey. Şu an biraz gürültülü bir yerdeyim ama umut ediyorum ki bir yapay zeka noise cancelling tool'uyla siliyorumdur umarım. Şimdi no kodla başlayalım. Nedir ne değildir kısmında aslında kod yazmamak, yazılımcıya ihtiyaç duymamak, kahrolsun yazılımcılar vesaire noktasında asla değil. Ki yazılımcılarla görüştüğümüz zaman genelde böyle bir algı oluşuyor. Yani bize ihtiyaç yok mu noktasına geliyor. Hayır, size her daim ihtiyaç var. Aslında no kod sizin yazılımcıların vaktini daha kritik şeylere, daha önemli şeylere odaklanmasını sağlayan bir konsept. Nedir? Girişimcinin, tasarımcının yeni bir şey yapmaya, yeni bir şey yapmak isteyen bir kişinin ya ben bunu yapsam kullanılır mı acaba validasyonunda ki yalın girişimdeki o validasyon süreci adını verdiğimiz sürecin önemli bir noktası bu. Yani gerçekten pazara buna ihtiyaç var mı? Ya da benim ilk 10 müşterimden ben bir öğrenim elde edebilir miyim noktasına hızlıca sizi götürebilecek bir konsept. Üretim sürecinizi hızlandıran, İç ekranda yapabilirsiniz, son kullanıcınıza da ekran yapabilirsiniz, yeni bir iş fikrinizi de test edebilirsiniz. Paldır küldür yapmak değil ama daha önce yapılmış onlarca şablonu kullanmak, araçların gücünü kullanarak hızlıca ürün üretme noktasına götürüyor bizleri. Kesinlikle onlarca kısıtı var. Burada Nil Kara İbrahimgil olalım. Bunlara kısıt demeyelim, fırsat diyelim, bug demeyelim, feature diyelim. Tabii ki kod yazarken ki rahatlığınızı asla bir no code tool'la yapamayacak. O no code tool'da buna sahip olamayacaksınız. Ama bu kısıtlar bazen bazı ürünlerin hayatta kalmasını sağlayabiliyorlar. Örneğin Dropbox insanları 2 GB'lık folder'a kısıtladığı için daha fazla yapan rakipleri olmasına rağmen başarılı olmuştu. Burada tabii Dropbox oldu biz de oluruz anlamı çıkarmak istemiyorum ama kısıtları birer fırsata dönüştürmek bizim için kritik olacak. No code, kod bilmemek değil arkadaşlar. Web'in nasıl çalıştığını bilmemiz gerekiyor. Yani HTML, CSS, JavaScript nasıl yapıyor? Programlama dilleri o HTML'i nasıl üretiyor? Veri tabanıyla olan bağlantı. Yani model view controller tarzı yapıları bilmeniz lazım. Web'in nasıl çalıştığını, verilerin nasıl sitelerin nasıl birbirleriyle iletişim kurduklarını, API adını verdiğimiz şeylerin nasıl gidip geldiğini bu konseptleri bilmemiz gerekiyor. Yani no code, ben kod bilmiyorum, paldır küldür yaparım değil. Bu yapılara mutlaka hakim olmalısınız. Hiçbir zaman kısa yoldan bir para kazanma, köşeyi dönme aracı değil. Yani 500 TL Instagram yapılır mı insanlarına asla hitap etmiyor. O yüzden de
Yırttık abicim, böyle bir web sitesi yapacağız. Kod bilmemize de gerek yokmuş. De technical co-founder da gerek yok noktasında değiliz aslında. Zaten birazdan istatistikleri göreceğiz. Aslında yazılımcıların da çok fazla kullanılabilecekleri ve kullanmaya başladıkları da bir yapı bu. Ve yazılımcıların işini elinden alacak da bir konsept değil. Çünkü ben no code dedikçe yazılımcıya ihtiyaç olmayacak anlaşılabiliyor. Bir yazılım konferansında da dikkatli olmakta fayda var. Asla yazılımcılara artık ihtiyaç çok noktasında değiliz. Daha çok onların daha stratejik konulara odaklanmasını sağlayacak bir yapı bu. Zaten Will Robots Take My Job sitesi grafik tasarımcılar için %8'lik bir olasılık gösterirken, yani yaklaşık 4-5 yıl içerisinde, 2024 yılı içerisinde yazılımlar grafik tasarım işinin ya da yapay zeka grafik tasarım işini öldürür mü olasılığı %8. Programcılar için bu oran %48 iken, yazılım geliştiriciler ve mobil yazılım geliştiriciler için bu oran %4. Rahatız yani. Rahatlayalım ve aklımıza yaslanalım. Sektör ne, ekosistem ne, biraz ona bakalım. Aslında buna ilk uyananlardan demeyelim de, bak bu böyle bir üzerimize doğru bir tsunami geliyor'yu ilk paylaşanlardan biri Product Hunt kurucusuydu. 2019 yılında The Rise of No Code diye bir yazı yazdı ve şunu dedi: her hafta bir tane, iki tane çok canavar no code ürünü görünüyor Product Hunt'ta. Burada bir şey var dediler. Ekosistemin 2022'de 27 milyar dolarlık bir endüstriye dönüşmesi bekleniyor. Rakamlar şu an için daha emekleme aşamasında olmasına rağmen her alanda yeni yeni iyi ürünler, canavar ürünler çıkıyor. Bunlar şu an bu bir harita ama bu haritada hala büyük fırsatlar var. Gördüğünüz üzere aslında bir display bölümü var, web dünyası, bir store bölümü var, daha çok tutma, veri tutma bölümü, bir de connector'lar var. Birbirlerine bağlama bölümü. Bunlardan birazdan bahsediyor olacağız. Şimdi no-code platformlarla alakalı yazılımcıların aslında çok da soğuk olmadığını biliyoruz. Çünkü bir araştırmada %37'si şunu demiş: 2019 yılı itibariyle no-code'la ürün geliştiriyorlar ya da geliştirmeyi planlıyorlar, düşünüyorlar. Yani çok soğuk değiller. Amazon'un da bu işe girmesi aslında hepimiz için, evet, burada acaba bir fırsat var mı validasyonu? Gerçekten Amazon'la beraber, Amazon'un Honeycode ürünü daha yeni bir ürün, çok iyi çalışmamakla beraber Amazon yatırım yapıyorsa burada bir şey var diyen binlerce insanı da buraya çekecek diyebiliriz. Bir de bunun low code versiyonları var. Yani direkt and drop yapıların üzerine birazcık daha kod yazarak, biraz daha ara kod yazarak ürün geliştirme ürünleri de var. Hatta eski Turkcell CEO'su da buna benzer bir girişim de kurdu. Hatta yine bir önceki yıl ya da iki önceki yılki Webrazi Developer Konferansında Süreyya Bey bunu anlatmıştı. Hatta yakın zamanda Türk Telekom pilot ürünlerinden biri olan RoboMotion da web-based bir robotik proses automation tool'unun hayata geçirdi Product Hunt'ta. O da mesela çok güzel bir low code aracı. Hem drag and drop yapabiliyorsunuz hem de üzerine kodlama yaparak yazılımı sizin için çalıştıracağınız bir yapı kurabiliyorsunuz. Yani bırakalım ürünlerimiz 165'in low code araçlarla yapalım. Biz geri kalan kritik ürünlerde yapay zeka, collaborative filtering, işte image recognition ya da her neyse ürünümüzdeki akıl gerektiren konulara odaklanalım diyoruz. Şimdi mashup'taki konulardan biri buydu: no code, kodsuz üretim. İkincisi de tasarım araştırması. Şimdi ben burada da bir mashup yapacağım ve bu ikisini birleştireceğim. Öncesinde no code'u anlattım. Şimdi tasarım sürecinde araştırmayı hızlıca size anlatmak istiyorum. User Spots yaklaşık yıllardır araştırma yapan bir şirket. Hatta Türkiye'de UX Researcher title'ını veren ilk şirket demek istemiyorum, İlk birkaç şirketten biri diyelim. O dönem Ankara'da birkaç şirkette bu title vardı. Bununla beraber aslında biz tasarım araştırmasının ne kadar kritik olduğunu görerek bunu kendi ürün üretim süreçlerimize dahil etmiştik yıllar önce. Bu giderek büyüyor. Hatta şimdi yakın zamanda yeni bir ürün geliştirme rotası hazırladık ve bu yeni ürün geliştirme rotasında her ne yeni yapacaksanız yapın, buna araştırmayla başlıyoruz. Araştırma aslında bizim hedef kitlemizi tanımamızı sağlayacak en büyük aracımız. Ara ara da vakte bakıyorum, vakti aşmamak adına. Şimdi tabii yeni iş yapma yöntemi, hani IDEO'nun design thinking'i popülerleştirmesiyle beraber aslında tasarım odaklı düşünmenin ilk adımı olan empatiyi tüm dünyaya tanıtmış oldu. Yani empati, biz bir problem çözerken merkeze o problemi yaşayan insanı
onun yaşadığı problemi o ve onun o problemi yaşadığı bağlamı koyarak çözmeye başladık. Daha doğrusu bu çok ciddi bir popülarite kazandı. Aslında Yalın girişimde aynı şeyi söylüyor girişimcilere. Diyor ki, ey girişimci, get out of the building. Sokağa çık. Müşterini tanı. Müşterinin bir gününü anla. Yani bir taksi mi yapacaksın girişimci? Yani dünyada bir taksi diye, daha doğrusu Türkiye'de bir taksi diye bir uygulama yoksa bile git şey yap. Taksicilerle şu an insanlar neler yaşıyor bunları anla. Bunların üzerinden bir uygulama geliştireceksen geliştir. Yani sokağa çık, hedef kitlerini tanı, prototip üret. Aslında buradaki Yalın girişimin, Get Out of the Building'i tasarım odaklı düşünmenin empatisinin kullanıcı deneyimi dünyasındaki karşılığı kullanıcı araştırması. Niye yapmak zorundayız? Çünkü arkadaşlar insan olduğu çok hızlı önyargı üreten bir varlık. Ve şöyle bir ilginçliğimiz var. Kendimize benzeyen insanlardan oluşan bir dijital hayatımız ve fiziki hayatımızı hızlıca kuruyoruz. Diğer insanları yok sayıyoruz, ignore ediyoruz. Onların olmadığını, ya onları blokluyoruz. Onların olmadığı bir hayat kuruyoruz. Sonrasında da etrafımızda popüler olmayan ama çok fazla insan sayı tarafından izlenen bir film ortaya çıktığında da şaşırıyoruz. Nasıl ya? Yani bu yöneticilerin iPhone dışında telefon mu var? Nasıl işte Mobile Discovery diye bir telefon %30 pazar payına erişir? Şaşkınlığının bir benzeri de bizde var. Çünkü çoğu zaman ürün yaptığımız insanların kendilerini tanımıyoruz. Kendi etrafımızdaki insanlar üzerinden oluşturduğumuz önyargılar var. İşte kullanıcı araştırması bize onları tanıtıyor. Çünkü onlar davranışlarıyla tutumları örtüşmeyen, rasyonel olmadan ne istediğini, ne ihtiyacı olmadan olduğunu doğrudan söyleyemeyen, bir hareketi duygusal bir şekilde yapıp sonradan rasyonize etmeye çalışan, yani insanoğlu olarak son derece yetersiz varlıklar olduğumuzu düşünebilir. Sadece yetersizlik demeyelim burada. Yani insanların ne dediğini değil, ne yaptıklarına bakmaya odaklanacak şeyler yapmalı. Çünkü insanlar ne söyledikleriyle alakalı biraz yalancılar. Hani o Henry Ford'un insanlara sorsaydım daha hızlı at isterlerdi cümlesinde insanlara sormayın anlamı çıkmıyor. İnsanlara sorun, problemi söyleyecek size. Hız problemi varmış adamın. Atı mı hızlandırırsınız? Genetik bilimine mi yatırım yaparsınız yoksa araba mı yaparsınız? Bu tamamen size kalmış tasarımcı ve geliştirici olarak. Tanımadığımız insanları tanımadığımız insanlarla ilgili ürün yapacağız bu. Ve şunu da söyleyeyim. Bu göbeğini kaşıyan insan değil arkadaşlar tanımadığımız insanlar. Yani 20 milyon doları olup da yatırım araçları arasında bunu işte Bitcoin'e, işte FX'e, borsaya yatıran arkadaşı olan biri var mı? Yani öyle birisini tanıyan, etrafında öyle biri olan biri var mı? Yani bir yatırım ürünü yapacaksanız da yatırımcıyı tanımıyorsunuz. Yani sadece göbeğini kaşıyan adam gibi adlandırılan o insanı değil. Çoğu zaman bir ürün yapıyorsak onun hedef kitlesinde değiliz biz. Onu tanımamızın yegane amacı kullanıcı araştırması. Yani gidip insanlara sormak, gidip insanların dertlerini, hikayelerini dinlemek. Hikayelerini dinlemek için de nitel ve nicel verileri, nitel ve nicel yöntemleri, yani sayıca daha fazla insana ulaşabileceğimiz anket gibi çalışmalarla beraber insanlardan daha kapsamlı veri alabileceğimiz, onların hayatlarına dokunabileceğimiz çalışmaları birleştirerek insanları dinleyeceğiz. Sadece insanları dinlemenin yanında, çok özür diliyorum, başkalarının yaptığı araştırmaları da sürece katarak, yani ikincil ve üçüncül araştırmaları da sürece katarak hep beraber işte Google'ın yaptığı Think with Google'daki şeyi alabiliriz, araştırmayı yapabiliriz ya da Think with Google'ın yaptığı bir araştırmanın üzerine birinin bir blog yazısında sürecin içerisine katabiliriz. Burada yapacağımız araştırmalarda odaklanacağımız şey, tekrar söylüyorum, insanların neler yaptıkları, nasıl davrandıkları ve bu davranışın altında yatan sebepler, kendi söyledikleri değil, bizim anladığımız sebepler. Burası biraz tricky. Çünkü her söyledikleri üzerinden tasarıma gitmek bizi doğru yere götürmeyebiliyor. Nasıl yapılır aslında bu iş? Çok hızlı nasıl yapıldığından biraz bahsediyor olacağım. Öncelikle neleri öğrenmek istediğimizi çıkaracağız. Kullanıcımız kim? Bir günü nasıl geçiyor? Bu ürün ortada yokken bu problemi nasıl çözüyor? Az önce taksi örneğinden bahsettik. Yani Airbnb yokken bir yerde otel kalmadığında insanlar neler yapıyordu kısmı ya da Uber yokken taksi süreçleriyle ilgili neler yaşıyorduk? Bunu satın almamakla alakalı ne gibi bariyerleri olabilir?
gibi gibi aslında neleri öğrenmek istediğimizi çıkarıyoruz. Neleri öğrenemediğimiz de çok belli. Bu ürünü yapsak kullanır mı? Buna para verir mi? Ne kadar para verir? Bunların hepsi bu soruların hiçbiri kullanıcı araştırmasından çıkmaz arkadaşlar. Çıkarsa da çıkacak veri doğru değildir. İnsanlara sorun, almayacaklarını söylerler ama alırlar. Alacaklarını söylerler ama almazlar. 50 lira verebileceklerini söylerler ama vermezler. O yüzden biz insanlardan neler öğrenmek istediğimizi çıkarıp onun üzerine bir dünya inşa ederken bunların üzerine kendi fikirlerimizi ve kendi iş geliştirme yeteneklerimizi katmalıyız. Araştırma tekniklerimizi belirleriz. İnsanlara nasıl gideceğiz, neler yapacağız, ne gibi sorular soracağız, sorularımızı belirleriz. Daha çok hikayeyi anlamak için, hikaye dinlemek için, onların bize daha fazla hikaye anlatması için sorularımızı çıkarırız. Hedef kitlemizi tanımlarız. Bu teknikle, bu sorularla bu hedef kitleye gider ve onları dinleriz. Aslında temel şey, mutlaka pilot çalışmalar yapıp ve kullanıcı araştırmalarının verilerini analiz eder. Şimdi gördüğünüz üzere mashup'ın ikinci konusu araştırmaydı. Ve araştırma sürecinde de eğer analiz sonuçları bizi yeni bir soruya götürdüyse analiz sonuçları tekrar en başa döneriz. Hızlıca anlatıyorum çünkü aslında sadece ana konsepti bilmeniz ya da zaten hazırda biliyorsanız belki bilgilerinizi tazelemeniz yeterli olacak. Yani bir girişimcinin bir ürün yaparken hedef kitlesini tanımasının en ana şeyi araştırmaydı. Şimdi no-code'la birleştireceğiz. Ama no-code'la birleştirmeden önce de çok hızlı 3 şeyden bahsedeyim. No-code'la bir şey yapmak için 3 şeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Biri display. Bir şey göstermeniz lazım. Bir yerlerde bir web sitesinde paylaşmanız lazım. Store. Bir veriyi bir yerde saklamanız lazım. Connect de bu ikisi arasında ya da bir sürü farklı veri tipiyle veri tipleri arasında bir şeyleri birleştirmeniz lazım. Hemen bunun örneklerini vereyim. Display'de en ana örneğimiz Webflow. Tasarımcının hiç kod yazmadan, frontendçiliğe ihtiyaç duymadan web sitesi yapabileceği harika bir araç bu. Wix'i de kullanabilirsiniz, WordPress'i de kullanabilirsiniz. Onların da çok büyük bir kısmı artık no-code olarak geçiyor. Ambulance gibi one-pager'lar değil bunlar. Çok daha detaylı içinde CMS olan yapılar. İkincisi store kısmı. Veriyi tuttuğumuz yer. Ki bu Airtable yani bugün size sadece Airtable'la alakalı neler yapabileceğinizi katsam zaten benim için bu sunum amacına ulaşmış olacaktır. Airtable arkadaşlar harika bir araç. Excel'in veri tabanı gibi birbirine bağladığınız ve aynı zamanda dışarıdan veri aldığınız, veriyi de başka yerlere aktarabildiğiniz harika bir hali. Yani veriyi birbirine bağlayabiliyorsunuz. Yani sizin kontaklar diye ayrı bir tablonuz var. İşte yazılar diye ya da işte mailler diye ya da müşteriler diye bir ayrı tablonuz var. Şirketler diye ayrı tablonuz var ve bunları birbirine birleştirebiliyorsunuz. Bu az önce yaptığımız şeyle. Bu görmüş olduğunuz yapıyla beraber. Yani relational database yapısını Excel'de yapamıyorsunuz ama burada yapıyorsunuz. Bunu da yaptığınız zaman eğitimler, eğitim takvimi gibi yapıları birbiriyle entegre ederek pat diye bir eğitim sistemi kurabiliyorsunuz. Zaten Airtable'ları genelde ilk kullananlar hep bir CRM sistemi yapmak için kullanmışlar. Bunun yanında tabii ki aynı veriyi bir sürü farklı şekilde gösterme şansımız var. Yani sadece kapanmış deal'ları gösterelim ya da bunu haritada gösterelim ya da bunu takvimde gösterelim ya da bunu Kanban şeklinde gösterelim gibi bir veriyi bir sürü farklı şekillerde gösterebiliyorsunuz. Ve son olarak da veri setinin üzerine blok ekleyip bu verideki insanlara mail at gibi onlarca blokla bir sürü işlem yapabiliyorsunuz. Yani sadece verinizi şey yapmakla kalmayıp göstermekle kalmayıp bu verinizin üzerine işlem yapabiliyorsunuz. Şimdi Airtable'ın bir de şey versiyonu var. Çok üzülüyorum. Daha fazla, daha dokümantasyon odaklı versiyonu var. Daha az eklentisi var ama o Notion'da geliyor. Notion'da özellikle araştırma ya da herhangi bir dokümantasyonunuzu yapmak amacıyla çok güzel kullanabileceğiniz bir tool. En kötü zaten Google Sheet kullanın. Yani en kötü Google Sheet kullanabiliyorsunuz store yapısı olarak. Hatta bakın Google Sheet ile doğrudan bir dosyayı API'ye çevirebileceğiniz yapılar da mevcut. Yani bunu Airtable'da da yapabilirsiniz. Yani veriyi alıp veriyi sakladığınız yerdeki bu database olmak zorunda değil artık. Veriyi sakladığınız yerden dünyanın geri kalanına veriyi atabileceğiniz bir hale getirebiliyorsunuz. Neyle getiriyorsunuz?
connector'la yani Zapier'le yani integromat'la. Bu araçlar da şunu yapıyor. Şuradan veriyi al, buraya at. Yani mail sisteminden veriyi al, git Airtable'a at, Airtable'dan al, işte başka bir Google'ın spreadsheet'ini at, spreadsheet'te dokümanı oluştur, git Google Slide oluştur gibi gibi aslında bir sürü hareketi Zapier'le ya da Integromat'la yapabiliyorsunuz. Gerçekten burada Integromat'taki bu hareketi de, yani bu hareketleri hani çizebiliyorsunuz. İşte bir yerden veri gelir, sen o veriyi al. İşte eğer gün pazartesi ise şu şeyi çalıştır, hafta sonu ise bunu çalıştır gibi böyle de biliyorsunuz hatta. İnternetin yapıştırıcısı olarak kendilerini anlatıyorlar. Son olarak da en gelişmiş aslında no-code platformundan bahsedelim. Bu hem display'i hem de store'u çözüyor. Bubble'da arkadaşlar gerçekten yarım saatte bir login sistemi yapmanızı sağlayabiliyor. Şimdi son olarak son bölüme geleceğim. Vaktimi birazcık son 5-10 dakika gelirken vaktimi de çok aşmamak için bu mashup'ı artık nasıl hayata geçirebiliriz alakalı size ilham olması açısından bir yapı, birkaç örnek paylaşmak istiyorum. Birkaç case paylaşmak istiyorum. Şimdi case'lerden biri arkadaşlar her araştırma ekibinin bir kullanıcı veri tabanı ihtiyacı var. Çünkü insanları dinleyeceğiz ya. Bazen şuna ihtiyacımız var. İşte Android telefonu olan işte son ayda normalde işte 3'ten fazla internetten alışveriş yapan kullanıcılara gitmeniz lazım. Şimdi bunlara gitmeniz için önce bunları bir yerde saklamanız gerekiyor. Saklamak için de bir veri tabanı oluşturmanız lazım. İşte bu veri tabanı oluşturmanın hikayesi aslında otomasyon hikayesi çok rahat bir şekilde no code bir şekilde yapılabilir. Airtable formlarla beraber aslında insanların kendi sisteminize şey olabileceği, kendi sisteminize veri atabileceği bir yapı kurabilirsiniz. Çünkü Airtable'ın veri setini oluşturduktan sonra doğrudan bir form görünümü oluşturarak orayı verilerle besleyebileceğiniz bir yapısı mevcut. Ha siz ben Typeform kullanmak istiyorum, Jotform kullanmak istiyorum, web siteme onları embed etmek istiyorum derseniz ki Airtable'ın da embed özellikleri var ama siz başka bir form aracı da kullanıyor olabilirsiniz Typeform gibi. Typeform'u da Airtable'a atabilmeniz için sadece bir Zapier Zap'ı oluşturmanız gerekiyor. Yani Typeform'dan form doldurulduğunda git Airtable'a at. Bununla beraber bir veri tabanı oluşturabiliyorsunuz. Şimdi Airtable'ın da otomasyonlarıyla beraber veri tabanınıza dahil olan herkese bir hoş geldin maili atabilirsiniz. Gördüğünüz üzere burada basit bir otomasyon var. Eğer biri bir view'a, bir görünüme dahil olursa ya da bir tabloya dahil olursa ona şu mail at. Veri tabanımıza hoş geldin. User Space kullanıcı veri tabanına hoş geldin. İşte verilerini güncel tutmak için senin için bu link oluşturduk ki o link sadece ona özel olacak. Ve o linkle beraber kişi tekrar tekrar gelip verilerini güncelleyebilecek bir yapı kurabilecek. Şimdi bunu Airtable'la yaparsanız aslında biraz cilalı taş devrinde bir ürün yapmış oluyorsunuz. Hadi biraz daha taş devrinden bir tık daha öteye gidelim. Hala muhteşem login sistemi yazabilirsiniz yazılım ekibinizle beraber ama işte ben no code'la bunu fonksiyonelitesinin %70'ini nasıl yarım günde yapabilecek hale gelebiliriz size anlatmaya çalışıyorum. Webflow ve Member Stack ile beraber web sayfanıza login sistemini ya da kullanıcı giriş sistemini otomatik olarak ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Member Stack çok basit bir tool ve bu no code tool ile beraber kullanıcı veri tabanı sistemi kurabiliyorsunuz. Ben Bubble'la yaptım. Bir tane user login sistemi. İşte formlar oluşturuyorsunuz. Kullanıcı buraya gelirse bunu password olarak belirle. Yarım saatte bir kullanıcı login sistemi, bir forgot password sistemini de Bubble'la yapabiliyorsunuz. Şimdi az önce biraz Bubble'dan bahsettim. Bubble'ın iki tane yeni entegrasyonuyla biraz daha bize göz kırptığından da bahsedeyim. Bubble Figma ile artık entegre olarak şunu biraz yaptı. Tasarımcılara göz kırptı. Bubble gerçekten tasarım dünyasında çok uzak bir tool'du. Ama Figma entegrasyonuyla beraber biraz daha tasarımcılara göz kırpmaya başladı. Bir de gittiler Airtable entegre oldular. Yani hala Bubble'da veriyi tutmayıp Airtable'da veriyi tutarak Bubble'ın içerisinde şu görmüş olduğunuz arkadaşlar drag and drop yapıları. Kullanıcı şu butona tıklarsa git veri tabanına şunu yaz.
Kullanıcı veri buna tıklarsa ve içine bir mail yazarsa bir kontrol et önce bu mail mi diye. Sonrasında onayladıktan sonra git onu user database'ine mail olarak yaz gibi gibi aslında. Hatta bakın log the user in şeklinde bir yapı da kurabiliyorsunuz Bubble'la beraber. Ne yaptık? Kullanıcı veri tabanımızı oluşturabildik. Hadi şimdi biraz da veri toplayalım. Nasıl yapacağız aslında? Şimdi benchmark yapmak için, ki benchmark da bir araştırma yöntemidir. Web'de gezerken benchmark yapmak için Web Clipper özelliğini kullanabilirsiniz. Herhangi bir yerden Airtable'a veri atabilmeniz oldukça kolay. Sadece bir Chrome extension'ı var. Bu extension'la beraber 3 çalışanınıza bu 3 yani araştırma ekibinizdeki 3 kişiye bu extension'ı kurdunuz. Onlar da direkt şey üzerinden, web üzerinden, tarayıcı üzerinden benchmarklarını topladılar ve siz bunu bir Airtable tablosu halinde sonrasında analiz etmek için isterseniz Miro'ya atın, isterseniz Airtable'da analiz edin. Tamamen size kalmış. Çok güzel bir benchmark dosyası hazırlayabilirsiniz. Şimdi bizim yapmış olduğumuz COVID döneminde çalışan deneyimi, günlük çalışması yaparak çalışan deneyimi ölçümlemek için yapmış olduğumuz bir senaryodan bahsedeyim size. Biz bir insanların günlük emojilerini toplamak için bir çalışma yaptık. Dedik ki o gün ne hissediyorsun? Bize bir emoji ile anlat. Her gün saat 17'de bir mail atmamız gerekiyordu 300 kişi. Zapier'in schedule özelliğiyle beraber 300 kişiye kendilerine özel şey gitti. Mail gitti. Airtable'da bu sıralanmış 300, listelenmiş 300 kişiye Zapier üzerinden saat 17'de mail attık. Ve sonrasında onlardan emojiler topladık. O gün bize hangi şeylerini söylemişler. O günlerini uzaktan çalışıyorlar ya şu an. O günlerini hangi emojiyle anlatmışlar? Sonra da bu emojilerin Emoji Cloud'unu ve duygu durum grafiğini Airtable üzerinden oluşturabildik. Yani sentiment çalışması var. Emoji Sentiment Ranking diye. Her emojinin olumlu ya da olumsuz duygu analizini çıkarıyorsunuz. Mesela şu kalp emojisi işte 0747 olumludur. İşte 044 olumsuzdur gibi gibi aslında size böyle bir çalışma yapılmış zamanında ve bu istatistiği veren bir veri tabanını kullanıp insanların duygu durumları, uzaktan çalışma duygu durumlarını ve kullandıkları emojileri görebiliyorsunuz. Çok fazla aileyle alakalı emojinin geldiğini gördük örneğin. Emojilerin çoğunluğu tabii ki daha çok gülücük üzerineydi ama çocuklarıyla alakalı insanlar uzaktan çalışırken çok güzel emojiler de paylaşıyordu. Gördüğünüz üzere veri toplamayı bir form aracılığıyla yaptık. Veriyi bir yere koyduk. Başka bir veri tabanından veriyi aldık, birleştirdik ve analiz ettik. Siz aynı zamanda video da toplayabilirsiniz insanlardan. Kullanıcı araştırmasında veri toplamak amacıyla VideoAsk diye bir araç var. İnsanlara siz video sorular soruyorsunuz. Örneğin ben size sizin için banka ne ifade eder diye bir soru soruyorum video üzerinden. Siz de bana VideoAsk aracılığıyla cevap veriyorsunuz. Ben her cevabı otomatikman Drive'a yükleyebilirim, Airtable'a atabilirim. Hatta birazdan göreceğiz. O video cevaplardaki metinleri transkript edebilecek yapılarda kurabilirim. Yani veri toplamakla alakalı da no-code platformları kullanarak insanlardan form araçlarıyla ya da gelişmiş form araçlarıyla verileri toplayabilir ve onları analiz etmek istediğiniz sistemlere Zapier aracılığıyla, konnektörler aracılığıyla atabilirsiniz. Veriyi işaretlemek de aslında veri analiz için yapılabilecek hareketlerden biri. Örneğin Google Vision AI ya da Amazon Recognition'ın API'lerini kullanarak farz edelim insanlardan görsel topluyorsunuz. Amacımız tasarımcıların çalışma masaları üzerine bir şey çıkarmak. Niye? Çünkü bir freelance tasarımcıların hayatını kolaylaştırmak yapacaksınız. Orada hedef kitleniz tasarımcılar. Ve de tasarımcıların masalarının fotoğraflarına ihtiyacınız var. İnsanlardan bu fotoğrafları isteyip otomatikman Google Vision AI ile ya da Amazon Recognition ile bunları tagleyip fotoğrafları daha oturup tek tek bakmadan analiz edebilir hale getirebilirsiniz. Veya az önce bahsettim. Sonix AI ile beraber videonuzu gönderip ki Türkçe'de ne yazık ki %50 çalışıyor ama İngilizce de çok iyi çalışıyor. İngilizce aldığınız bir video responsu cevabını doğrudan Sonix AI'ye gönderip bana bunun metnini gönder diyebilirsiniz. Ve sonra o metni alır Airtable'a atabilirsiniz. Hadi abartalım. O metni sonradan bir etiketleme
API'ne gönderirsiniz ve metnin içinde geçen konuları analiz edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere bu tarz araçlar, connector'lar, veri al bir yerden bir yere gönder, geri gelen cevabı al, al o cevabı başka bir yere gönder, analizi koy, sonrasında ben Airtable'dan bakayım noktasına götürebiliyor sizi. Birkaç slide'ım kaldı. Bitirmeden ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar Zapier Webhook da verinizi dünyaya açmak ve internetin hizmetini açmak için inanılmaz işinizi kolaylaştıran bir hareket. Zapier size bir adres veriyor. Diyor ki bana bu adrese JSON olarak gönder bu veriyi. Sonra da Zapier'in içerisindeki yaklaşık 2000 sistemle entegre edebilecek hale getirebiliriz. Şimdi isim vermeyeyim. Girişimcisini çok yakından tanıyorum ve çok yenilikçi bir girişim bu. Bu girişim bana şunu söyledi. Operasyonumuzun %80'ini Airtable ve Zapier Webhook'la yapıyoruz. Yani işte sürücülerin ride'larının olduğu, sürücülerin sabah 8 işte yolculuğu, sabah 9 yolculuğu, sabah 10 yolculuğun olduğu bir yerden bir yere transfer girişimi bu. Ve bu girişim operasyonunun çok önemli bir kısmını bu şekilde yönetiyor. Airtable ve Zapier Webhook'u ile yönetiyor. Siz de aslında araştırma sürecinizin çok önemli bir kısmını Airtable artı bu tarz şeylerle yönetebilirsiniz. Son bölümde aslında veriyi göstermek. Ve sonuçları analiz ettiniz. Sonuçları analiz ettikten sonra bunu nasıl göstereceksiniz? Airtable'ın bir Page Designer diye bir yapısı var arkadaşlar. İsterseniz PDF'e çevirir, isterseniz e-book'a çevirir, isterseniz şeye çevirir, grafiklere çevirir ya da bir veriyi harita üzerinde bile gösterebilirsiniz. İnsanlardan aldığım verinin lokasyonlarını da doğrudan gösterebilirsiniz. Airtable Page Designer tarzı, daha doğrusu Airtable blokları üzerine kuracağınız Page Designer özelliği bunu yapıyor. Türkiye'den bir girişim ki Jotform'da gerçekten hem UX Research ekibi hem UX Design ekibi bayağı kuvvetli bir ekip. Yakın arkadaşlarımla çalışıyor orada. Jotform'da mesela Jotform Report Builder diye bir ürünü var. Aslında insanlara anket gönderip, insanlara veri toplayacağınız yapı gönderip doğrudan o veriyi şirket içinde paylaşmak için bir report builder kurmuşlar ki bence çok güzel bir yapı bu. Bu report builder'la beraber hiç başka bir yerde göstermek, analiz etmek için uğraşmaya gerek kalmadan Jotform report yapabilirsiniz. Eğer ya bu biraz kafa açtı, bu kadar fazla şeyden bahsettiniz derseniz biz de böyle bir designmagic.com diye bir web sitesi yaptık. Yakın zamanda internetlerde paylaşmaya şey yapacağız, başlayacağız bunu. The Design Magic'te aslında bu otomasyonları sadece tasarım araştırmasıyla alakalı değil, tasarım araştırmasının haricinde işte tasarım geliştirme süreci, işte kodlama süreci, review süreci, test etme süreci ya da ilham alma süreciyle alakalı bu tarz otomasyonları listelediğimiz bir web sayfası yaptık. TheDesignMagic.com'dan girebilirsiniz diyor ve hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.